Lusiko gel. Lusiko gel. Ah. Yalnız değil bu arada o, yalnız. Yanlış değil, yanlış. Herkese merhabalar. Bu videoda sizinle biraz meditasyon hakkında konuşmak istiyorum. Ve meditasyonun bildiğiniz gibi, eğer hani biraz olsun ilgiliyseniz kesinlikle duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok türleri var. Yani konuşmalı, konuşmayan, sadece sizi rahatlatan müziklerle meditasyon gibi gibi. Şimdi ben burada tabii ki de kendi deneyimlerime göre anlatacağım size ve bunları paylaşacağım. Ben nasıl yaşıyorum meditasyonu ve size niye öneriyorum? Neden böyle bir şeyi siz denemek isteyebilirsiniz? Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle meditasyon aslında ne demek? Şimdi hiç meditasyon yapmadıysanız gerçekten gözünüzde büyütmeyin. Meditasyon sadece şu: gözlerinizi kapatıyorsunuz ve olabildiğince düşüncelerinizin akmasına izin veriyorsunuz. İster böyle durun, hani elleriniz bu şekilde, ister elleriniz yanınızda dursun. Önemli olan, yani bence de önemli olan hani tek nokta, sabah kalktığınızda hiçbir şey yapmadan, telefonunuzu elinize sürmeden, hatta yüzünüzü yıkamadan direkt yatakta değil de oturarak ve hani ayaklarımızı işte böyle bağdaş kurar gibi alıyoruz ya altımıza, o pozisyonda. Ya da Japonların oturduğu gibi hani dizleri bükerek yine ama altınıza alarak ayaklarınızı, ama işte şu şekilde diyeyim size, oturabilirsiniz. Bu önemli. Çünkü uykudan uyandığınızda sabah daha zihniniz çok berrak oluyor. Ve aslında siz meditasyon yaparken gününüzün nasıl geçeceğini bir yerde planlamadan planlıyorsunuz. Yani aslında hiçbir şey yapmama sanatından faydalanarak çok fazla şey yapmış oluyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Olabildiğince hani basitleştireceğim, çünkü aslında çok da basit meditasyon ama biraz karmaşık da gelebilir. Şimdi gözlerimizi kapıyoruz dedim ya, ister böyle durun. Bana böyle durmak çok iyi geliyor bu arada ve gözlerim kesinlikle kapalı. O da önemli bir nokta, çünkü gözleriniz açıkken birçok düşüncelere daha açık oluyorsunuz. Mesela bir şey gördüğünüzde hemen o bir çağrışım yapabiliyor. Bu sebeple gözlerimiz kapalı. Şimdi aslında şöyle gideyim. Birinci kural demeyeceğim bunlara da. İlk yapılacak, sabah kalktığımız gibi oturuyoruz. İster yoga matınızda oturun, ister yatağınızın yanında, bir oturmanız önemli. Ve bu oturduğunuz pozisyonu da hadi meditasyon pozisyonunda oturmak diyelim. Birincisi bu. İkincisi, gözlerimizi kapatıyoruz. Üçüncüsü, zaten elleriniz dediğim gibi rahat. Şimdi gözlerimizi kapadığımız noktada, şu an yani ben tabii ki de açık sizinle konuşacağım, ama gözlerimizi kapadığımız noktada düşünceler gelecektir aklımıza. Ve bunları bir tren vagonları, yani böyle giden bir tren gibi düşünün ve bunun böyle 100 tane, 50 tane, 100 bin tane, önemli değil, vagonları var ve her gelen düşünce bir vagon. Şimdi siz sadece durup ne varsa o anda çevrenizde, yanınızda inşaat da olsa, o gün hiç ses gelmese de çok güzel bir akarsuyun yanında da olsanız, ne bileyim işte yan komşunuz deli gibi kavga ediyor da olsa, hiç önemli değil. Arkadaşlar, burada tek önemli olan sizin gözlerinizi kapatıp düşüncelerin akmasına izin vermeniz. Ve o düşünceler akarken herhangi bir düşünceye kapılırsanız asla kendinizi yargılamıyorsunuz. Asla "ay niye böyle oldu, tüh gitti meditasyon" demiyorsunuz. Gayet normal. Bunu sadece pratik olarak zaten yapıyorsunuz, deniyorsunuz. Kendinize odaklanıyorsunuz bir yerde. Ama yani kendinize odaklanıyorsunuz derken bırakıyorsunuz her şeyi. Ve çevrenizdeki sesleri duyun ama düşüncelerin akmasına izin verin. Eğer ki siz bir düşünceye kapılırsanız bu noktada o vagona atladığınızı düşünün. Yani atıyorum akşama ne yemek pişireceğim acaba, biliyor muyum? Bununla ilgili düşünceler geliyor. Ya da evden birazdan çıkacağım, acaba yanıma her şeyi aldım mı? Bir hazırlanmam da gerekiyor. Şimdi bu meditasyonu niye bu kadar zaman harcıyorum? Gibi 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 sürükleniyorsanız eğer ona, orada anlayın ki o vagonun içine siz girdiniz. Ve o trenle gidiyorsunuz. Ama benim dediğim trenin dışında durmak ve treni izlemek. Bir gözlemci pozisyonunda.
aslına bakarsanız konular birbiriyle çok bağlantılı. Mesela önceden çektiğim bir anda olmak videosu vardı. Şuralara koyacağım, izleyebilirsiniz buradan. O anda olmakla ilgili ve dolayısıyla da gözlemci olmakla ilgili. Şimdi daha önce yakın zamanlarda işte kabullen, onaylama gibi bir video çekmiştim. Yani başlığı böyle bir şeydi. Çok yaratıcı bulmuştuk. Onu izlemediyseniz onu da izlemenizi öneriyorum ama konu şu. Siz aslında gelen düşünceleri kabulleniyorsunuz ama aynı zamanda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geliyorlar, gidiyorlar, akıyorlar ve buna sadece izin veriyorsunuz. Sizin tek yaptığınız o anda, şimdi de orada mevcut bir şekilde bulunmak aslında. Tek olay bu. Şimdi madde madde demek istemiyorum ama biliyorsunuz artık yani benim aklım böyle biraz madde madde çalışıyor. Yani demeden de duramıyorum. Şimdi ilk önce sabah kalktığımızda yapıyoruz dedim. İkincisi gözlerimizi kapatıyoruz dedim. Üçüncüsü rahat bir pozisyondayız dedim. Oturuyoruz. Yani iki türlü oturabilirsiniz. Ya bağdaş kurarak rahat bir şekilde ya da dediğim gibi Japonlar gibi böyle ayaklarınızı altınıza alarak oturabilirsiniz. Dördüncüsü şu, bunu bir rutin haline getirmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü meditasyonun açıkçası sizin hayatınızın bir parçası olması çok önemli. Ben demiyorum ki sabahtan akşama kadar meditasyon yapın, yok işte ne bileyim meditasyon inanılmaz çığırlar açacak falan. Ama meditasyonun yaşam kalitenizi arttıracağından %1500 eminim. Lütfen bana inanmıyorsanız da eğer müsait bir zamanınızda kendiniz araştırın ve meditasyonun size faydalarını bir öğrenin derim. Çünkü burada çok detaylarına giremeyeceğim ve ben de bazı sağlığa yararlı ve ruhumuza yararlı olan etkilerini biliyorum. Ama benim de bilmediğim daha birçok yararı vardır. Şimdi konumuza dönecek olursak 21 gün boyunca bunu tekrarlamanız önemli. Çünkü 21 günde beyniniz, yani hepimizin beyni böyle bir yol yapıyor diyeyim ve bu bir alışkanlık haline geliyor. Yani sinapslar arasında bağlantılar oluşuyor ve 21 gün boyunca bunu tekrarlarsanız bir alışkanlık, bir rutin ediniyorsunuz. Ve ben bunu açıkçası en başlarda hani 10 dakikayı hedefleyin ama hiç meditasyon yapmadıysanız daha önce 2 dakika, 3 dakikada sıkılma olasılığınız yüksek. Bu arada sıkılacak olanlarınız için söylüyorum ya da bunu denemek isteyip hani bir türlü başlayamayan ama hadi ben bundan sonra hadi gaz verdim bana ve başlayacağım diyenleriniz için 2-3 dakikada sıkılacaksınız. Müthiş sıkılacaksınız. Anlamı ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz. Niye yaptım ki diyeceksiniz gibi gibi böyle olacak. Ama o noktaya gelseniz de devam edin. O gün devam etmeyin bu arada. Sıkıldığınız an bırakın. Şimdi dördüncü maddemiz şu, işte madde diyorum yine, her gün bunu yapın lütfen 21 gün boyunca. Eğer ki 21 gün boyunca zaten rahat yaptıysanız, yani zaten bir şeylerin değişmeye başladığını da ve değiştiğini de hayatınızda da bence göreceksinizdir o noktada. Eğer ki 21 günü rahat atlatırsanız bunu bir 2 ay, 3 ay, 4 ay deneyin ve hani illa bunu çok uzun da yapmanız gerekmiyor. Maksimum ben 15 dakika öneriyorum sabahları. Dilerseniz gece uyumadan önce de tabii ki de size kalmış yapabilirsiniz. 21 günü tamamlayamayanlarınız için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani ikinci, üçüncü günde normalde bu 21 gün kuralında işte vazgeçerseniz bir daha başlıyorsunuz derler. Bunda öyle bir şey yok. Kendinize meditasyonda bir şeye zorlamayın. Tek amacınız ben bunu 21 gün boyunca bir deneyim olsun. Ben açıkçası meditasyonda Abraham Hicks'i çok örnek aldım mı diyeyim, çok o bana ilham oldu mu diyeyim, yani bana böyle inanılmaz çığırlar açtı mı diyeyim. Ne demek istiyorsanız deyin yani siz buna. Abraham Hicks benim bu konuda öğretmenim oldu ve ben onu kendime baz aldım diyeyim. Ve kendisinin hep dediği 15 dakika hani her sabah yapın. Dolayısıyla ben de kendi deneyimlerimden ve Abraham Hicks'in bütün konuşmalarını çok önemsediğim için ondan yola çıkıyorum. Çünkü bana çok enerji veriyor onun konuşmaları. Dolayısıyla da kendisinin de dediği bence de hani her sabah 15 dakika yapmak tamamdır yani. Dikkat edilmesi gereken de bazı şeyler var. Birinci en önemli nokta kendinizi gözleriniz kapalıyken ve hiçbir şey yapmıyorken, bu arada telefonunuzu sessize alın, o da beşinci maddemiz olsun. Telefonlar kesinlikle sessize alınıyor ve dilerseniz hafif bir müzik açabilirsiniz.
Ama bu böyle gerçekten meditasyon müziği. Benim nacizane önerim sözsüz olması. Yani söz olmasın, sizi yönlendirme çok iyi geliyorsa tamamdır. Ama bence kendinize kaldığınız için hani hiçbir sizin dikkatinizi, zihninizi dağıtacak bir şey olmaması. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var ama ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, gözlerimizi kapadığımızda, hiçbir şey yapmadan durduğumuzda ve sadece ona izin verdiğimizde zihnimiz çok rahatsız olabilir. Düşünmek isteyecek. Zaten otomatik olarak düşünceler geliyor ama siz de bir şeylere kapılıp gitmek isteyebilirsiniz. Burada en önemli nokta, kendinizi yargılamıyorsunuz. O düşüncelerin gelip gitmesine, akmasına, bunu böyle bir deniz gibi düşün. Hani dalgalar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Buna izin verin. İkincisi bu. Üçüncüsü, sıkıldığınızda, hani üf püf olduğunuzda bırakın. Ve dördüncüsü, öyle şuna odaklanacağım, buna odaklanacağım diye kendinizi sıkmayın. Tek odaklanacağınız şu, dilerseniz en başlarda ben bunu yapıyorum. Böyle bir gözlerimi kapatıp buramdan başlayıp işte saçlarım nasıl, işte gözlerim nasıl, çenem rahat mı? Hani yogada da vardır bu böyle. Ellerim nasıl, işte bacaklarımı nasıl hissediyorum, rahat mıyım, bütün bedenim gevşek mi diye bir kendime soruyorum. Ondan sonra tamamen kendimi bırakıyorum. Yani aslında demek istediğim de şu, bununla da bu arada nereye varmak istiyorum? Meditasyonu neden bu kadar önemsiyorum ve size tavsiye ediyorum? Meditasyon benim hayatımı değiştiren noktalardan biri oldu. Bazı videolarımda söylüyorum, zaten izlediyseniz hepsini hatırlıyorsunuzdur da. Şükran duymanın öneminden, işte şükran defteri tutmaktan, ben her akşam şükrettiğim her şeyin, hani o gün ne olduysa, neye şükrettiysem onları yazıyorum ve buna çok önem veriyorum. Ve meditasyon bütün bunlarda ve sevgiyi hissetmemde, hani sevgi o koşulsuz, o bütünlük sağlayan diyeyim, hani o sevgi bir boyut. O boyutu hissetmemde bir varoluş hali ya da, hani koşullu sevmek değil, hani bana bunu yaparsan seni seveceğimden bahsetmiyorum. Bunları, o bütünlük, o koşulsuz sevgiyi hissetmemde çok kapılar açtı. Ve umuyorum ki size de bu kapıları açsın. Tabii ki de bunu, yani hayatımızın her döneminde, o 24 saatin 24 saatinde asla yaşayamıyorum. Koca bir yalan söylemiş olurum ve net öyle, yani yaşamıyorum. Ama sabah kalktığımda bu 10 dakika, 15 dakika, içimden gelirse bazen 20 dakika, bazen sadece 2-3 dakika meditasyon yapmak, yani sadece şöyle oturmak ve dinlemek kendimi. Yani ben genelde bu arada onu söylemeyi unuttum. Bir soru soruyorum. Yani bu size özel bir soru olsun. Atıyorum, bugün neyi bilmeliyim? Ya da bugün nasıl bir gün geçireceğim? Ya da bugün öğrenmem gereken bir ders var mı? Neyse, önemli değil. Soruyu kendiniz yaratın. Ama yine benim nacizane tavsiyem, bu soruyu 21 gün boyunca ya da bir ay boyunca hep aynı tutun ve tek bir soru olsun. Ve sonra da o soruyu sorduktan sonra bırakın. Yani sadece orada var olun. Ben bunu yapıyorum. Ve hayatımda neler değişti? Yani hayata bakış açım değişti. Yaşam sevincim çok fazla arttı. Daha çok insanlara sevgi duyuyorum genel olarak. Şefkat duygum giderek artıyor. Paylaşma isteğim çok artıyor. Koşullu ya da daha dikkatli, yani koşullu sevmek tabii ki de bazen gerekli olabiliyor ya da egomuzu tabii ki de kullanmamız gerekiyor. Ama sanıyorum ki sağlıklı ego mu diyeyim, daha geliştirmeye başlıyorum. Ya da en azından hani bir şeye çok sinirlendiğimde falan bunun nereden kaynaklandığını böyle salisede daha net anlayabiliyorum. Dolayısıyla dilerseniz, isterseniz, içinizden geliyorsa... Yani gerçekten içinizden gelmesi çok önemli ve buna inanıyorsanız ve bana ve meditasyonun gücüne de birazcık olsun güveniyorsanız, meditasyon benim aynı zamanda hayata güven duymamı da çok etkiledi ve çok fazla depreştirdi diyeyim. Bunu denemenizi öneririm. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hani kaybedeceğiniz maksimum 21 gün bunu denedim ya da bir ay bunu denedim, hiçbir işe yaramadı olur. Ama böyle bir şey olursa beni bulun. Hani siz gerçekten oturarak ve benim bütün bu dediklerimi yaparak yaparsanız diyeyim, bu meditasyonu 21 gün 1 ay boyunca hiçbir şey olmadıysa
Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Aynı zamanda tabii ki de meditasyonu denediyseniz bunu da lütfen benimle paylaşın. Denemediyseniz ve istekliyseniz bunu da çok merak ediyorum. Yani ne düşünüyorsunuz bütün anlattıklarım hakkında? Size böyle bir yerde dokundu mu ya da bir şey ifade etti mi? Bunları benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu, meditasyon videomuzu ve meditasyon anlatımımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız, bunu hatırlarsanız ve sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz de paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Pazartesi ve Cuma günleri 6'da video yayınlıyor olacağım. Oluyorum yani çok büyük bir şey olmadığı sürece o bildirim zilini de açabilirsiniz yine dilerseniz. Ay dilerseniz kelimesini çok seviyorum çünkü size bırakmak bence çok güzel bir şey. Meditasyonu da dilerseniz yapın, içinizden gelirse yapın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca nacizane şunu da söylemek istiyorum. Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, böyle olmalısın, şöyle olmalısın. Bunlara hiç gerçekten gerek yok. İçiniz zaten sizin ne istediğinizi biliyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Sadece ve sadece kendinize güvenin. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşku ve meditasyonla kalın. Hoşça kalın dersen tam bir klişe olacak. Haftaya görüşmek üzere. Aman 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 oy oy. Olduğu kadar, olmadığı kadar.